Erdi TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 10 Haziran Pazartesi ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ereğli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Sanayi yolu üzerinde 42L5426 plakalı otomobil ile 42MA3018 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Sağlık Müdürü İsmail Yavuz sıcak havalarda oluşabilecek rahatsızlıklara ve korunma yöntemleri hakkında açıklama yaptı. Tüm Ereğli hemşehrilere iyi günler diliyorum. İlçe Sağlık Müdürü İsmail Yavuz, sıcak havalarda oluşabilecek rahatsızlıklar ve korunma yöntemleri hakkında açıklama yaptı. Yaz ayının gelmesi, havanın ısınmasıyla birlikte oluşacak problemler hakkında biraz bilgi verelim istedik. Özellikle güneş çarpması ve güneşe maruz sıcak bitkinliği gibi durumlar söz konusu olduğunda vatandaşlarımızın bu durumda ne yapması gerektiği ve nasıl bir önlem alması gerektiği hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. Özellikle baş ağrısı, bulantı, kusma, çarpıntı ve güneşe maruziyete bağlı bilinç bulanıklarına kadar gidebilmektedir. Bu tarz durumlarda en sık sebeplerden birisi sıvı ve mineral kaybı olmakla birlikte bu durumlarda mümkün olduğunca 10 ve 16 saatler arasında dışarı çıkılmaması, çıkılması gerekiyorsa açık renkli ve bol kıyafetlerin kullanılması, delikli şapkanın kullanılması ve bol sıvı alınmasını vatandaşlara da tavsiye ediyoruz. Bu tarz durumlarda eğer bu bilinç bulanıklığına bayılmaya kadar giderse en yakın sağlık kuruluşlarına da başvurmalarında fayda vardır. Herkese iyi günler diliyorum. Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklet sürücüsü hafif ticari araç ile çarpıştı. Yere düşen bisikletli genç başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan genç sürücü hafif ticari aracın çarpmasıyla yere düştü. Tam o anda başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle tehlike bölgesinden uzaklaştırılan yaralı genç hastaneye kaldırıldı. O anlar yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Meram ve Karatay Belediyeleri tarafından Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde belediye çalışanlarına yönelik bayramlaşma programı düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Meram ve Karatay Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dönüşü ilk mesai gününde belediye çalışanlarına yönelik bayramlaşma programı düzenlendi. ...31 Mart seçimlerinden sonraki ilk bayramlaşma programındayız. Ne kadar şükretsek, ne kadar teşekkür etsek az. Konyalılar bize çok büyük bir destek verdiler. Büyükşehirler sıralamasında birinci, il sıralamasında ikinci oldu. Onun için ne kadar gayret sarf etsek, ne kadar çaba göstersek, ne kadar hizmet etsek az. Bu dönemin bir başka güzelliği de birlikte ve uyumlu çalışabileceğimiz bir ekibin oluşması. 31 ilçenin tamamında
belediye başkanlarımızla büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Ama özellikle merkezde Meram Karatay ve Selçuklu belediye başkanlarımızla oluşturduğumuz koordinasyonun sadece belediye başkanları düzeyinde değil, tüm çalışma arkadaşlarımız düzeyinde oluşmasından büyük mutluluk duyuyorum. Yeni bir vizyon ortaya koyduk ve bu vizyonu oluşturmak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Konya bir kadim şehir. Hazreti Mevlana'nın, Sultan Alaaddin'in şehri. Bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir şeref ve gurur. Bu şehre hep birlikte hizmet ediyoruz ve Konya'yı geleceğe taşımak için gayret sarf ediyoruz. Konya inşallah sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olacaktır. Özellikle Türkiye-Fransa maçında Konyalıların milli takımımıza gösterdikleri destek, milli takımımızın elde ettiği başarı tüm Türkiye'de ses getirdi. İnşallah milli takımımız bundan sonra da çok önemli başarılara şehrimizde imza atacaktır. Arkadaşlar, amacımız Konya'nın marka değerini bulunduğu yere getirmek. Çünkü Konya belediyecilikte bir marka. Konya Anadolu'nun en güzel şehirlerinden birisi ve gelecek çok daha iyi olacak inşallah. Biz kocaman bir aileyiz. KOSGİ Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye'miz, çalışanları, Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyesi olarak hep birlikte Konya'mıza hizmet ediyoruz ve bundan sonra da hizmet etmeye gayret edeceğiz. Tabii Konya'da belediyecilik bir marka. Bu markanın oluşmasında burada bulunan herkesin büyük katkısı ve emeği var. Gerek ilçe belediyelerimiz, KOSGİ Genel Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Konya'mıza hep birlikte hizmet ediyoruz. Kocaman bir aileyiz. Elhamdülillah merkezdeki 4 belediye başkanı olarak hem büyükşehir hem de ilçe belediye başkanlarımız olarak son 70 gündü. Tabii ki Karatay ve Meram olarak bizler 70 günümüz ama Uğur Başkanımız ve Ahmet Başkanımız daha eskiler. Ama sonuç itibariyle bu 4 belediye başkanımız arasındaki uyum elhamdülillah Allah'a şükürler olsun ki 4 belediyemizin çalışanları, her kademedeki çalışanları arasında da gayet uyumlu gidiyor. Birbirlerine yardımcı olma konusunda, şehir için tek yürek olma konusunda çok güzel adımlar atıldı. Bunun inşallah bereketi olacağına inanıyoruz. Konya'da birlik, beraberliğin en güzel göstergelerinden bir tanesi. İşte bu bayram buluşmaları. Önceki bayramlarda da bu şekilde bayramlaşmıştık. Bu yeni dönemin ilk bayramlaşma programı. Yeni dönemde 31 Mart seçimlerinden sonraki yeni dönemde inşallah bu önümüzdeki 5 yıllık süreçte Konya'mızda bu birlik, beraberlikle çok güzel, hayırlı hizmetleri hep birlikte yapmayı Rabbimize nasip etsin diye dua ediyorum. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı,
Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben inovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332 712 11 çift 0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da biz Aydan Süren'in sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.